Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, plan ve bütçe komisyonumuzun değerli üyelerini, kıymetli milletvekillerimizi ve başkanlık divanını şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın 500. yılını idrak etmekte olduğumuz bu anlamlı dönemde Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesi vesilesiyle huzurlarınızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye yüzyılına güçlü ve özgüvenli bir şekilde adım atmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütmekte olduğumuz bağımsız ve milli dış politikamız, kadim coğrafyamızın ve şanlı tarihimizin mirasını, insani ve vicdani değerlerimizi yansıtıyor. Bu dış politikamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh temel ilkesine hizmet etme anlayışına dayanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılında bölgemizde barış ve güvenliğin tesisi, refah ortamının geliştirilmesi, dış ilişkilerimizin yapısal zeminde güçlendirilmesi ve küresel hedeflerimizin ilerletilmesi yönünde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımızın, milli güvenlik sistemimizin temel bir parçası olduğu anlayışıyla, devletimizin bekasına ve milletimizin refahına katkı sunmak asli görevimizdir. Bu çerçevede sahip olduğumuz değerler ve kapasiteye dayalı her türlü dış etki alanından bağımsız milli bir dış politika izlemekteyiz. Dış politikamızda stratejik hedeflerimizi hayata geçirirken dış ilişkilerimizin envanterine tutulması, dış ilişkilerde pozisyon üretilmesi, dış ilişkilerimizde devlet çapında koordinasyon sağlanması yöntemlerini kullanmaktayız. Günümüzde dış ilişkiler, güvenlik, istihbarat, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma ve kültür dahil olmak üzere çok boyutlu politikaların iç içe geçmesiyle örülmektedir. Dinamik gelişmelere cevap verecek bir dış politika anlayışıyla tüm alanlarda dış ilişkilerimizi uygulamak, koordine etmek, yönlendirmek ve geliştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm halinde azimle çalışmaktayız. Böylelikle ülkemizin uluslararası politikada gündemi belirleyen, oyun kuran ve gerektiğinde oyun bozabilen, kritik coğrafyalarda tesir yaratan etkin bir güç olması yolunda gerekli çalışmaları gece gündüz demeden yürütmekteyiz. Bu yolda Gazi Meclisimizin desteği bizim için son derece değerlidir. Bütçe görüşmeleri vesilesiyle 2023 yılının muhasebesini yapmak ve dış politikamızda öne çıkan konulara ilişkin tespit ve değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli milletvekilleri, çok boyutlu ve zorlu sınamalarla kuşatılmış bir coğrafyadayız. Ciddi kırılmaların yaşandığı, rekabetin arttığı, güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Silahlı çatışmalar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi çeşitli sınamalar birbirini tetikliyor ve besliyor. Bu ortamda artan imkan ve kabiliyetlerimizle, geniş bir bakış açısıyla, yumuşak ve sert güç unsurlarımızı birlikte kullanarak sahada ve masada güçlü bir diplomasi yürütmekteyiz. Malumunuz olduğu üzere 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki İsrail vahşeti neticesinde Filistin halkı için durum bir insanlık trajedisine dönüşmüştür. Şu ana kadar İsrail saldırılarında yaklaşık 12 bin Filistinli yaşamını yitirmiş, 30 binden fazla kişi yaralanmıştır. En az 3.750 kişi ise şu anda kayıp durumdadır. Hayatını kaybedenlerin 1/3'ü kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşmaktadır. Sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Sivillerin her koşulda korunması gerektiğini daha krizin başladığı günden itibaren tüm dünyaya duyurmuş durumdayız. Hamas'ı yok etme adına Gazze'nin topyekin hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalaması karşısında sessiz kalamayız, kalmayacağız. Bildiğiniz üzere İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların devamı nedeniyle Tel Aviv Büyükelçimizi istişareler için merkeze çağırdık. Türkiye devam eden katliamın durması, vahşetin son bulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla krizin ilk gününden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail ve Filistin devlet başkanları dahil çok sayıda liderle temas etmiştir. Son olarak 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılım sağlanmıştır. Söz konusu zirvede verilen mesaj son derece nettir. İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi.
Orada alınan kararların takipçisi olma, kalıcı barış için hep beraber birlikte çalışma konusunda kararlıyız. Sayın hanımefendinin liderliğinde İstanbul'da düzenlenen Filistin için tek yürek zirvesinde yapılan barış çağrısı küresel vicdanın sesi olmuştur. Ben de özellikle bölge ziyaretlerine yoğunlaşarak sorunun bölge ülkelerince sahiplenilmesi fikrini muhataplarımıza aktarmaktayım. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde kolektif bir baskı uygulanması bakımından da bölge ülkelerinin tek sesle tepki göstermeleri önem taşımaktadır. Yürütülen çalışmalar belli noktalarda baskı oluşturmaktadır. Artık Batı bu noktada moral üstünlüğü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur. Yüce Meclisimizde grubu bulunan partiler de genel görüşme sonucunda Gazze'de sivillere yönelik saldırılar karşısında güçlü bir bildiri yayınlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası platformlarda çözüme yönelik çabalarının milletimizin bu konudaki iradesini yansıtması bakımından özellikle değerli olduğunu belirtmek isterim. Gazze'deki insani durumun vehameti nedeniyle insani yardım konusu aciliyet ve önem arz etmektedir. Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarla iş güdümün sağlanması ve yardımların yerlerine ulaşması için azami gayret göstermektedir. Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır. Gazze Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar başta olmak üzere yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarımız var. Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş, 61 hasta ve 49 refakatçi ise dün akşam Mısır'a geçirilmiştir. Ayrıca bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır. Bugün ve önümüzdeki günlerde de çıkışlara devam edilecek. Gazze'de bir sahra hastanesinin faaliyete geçmesine yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra 983 vatandaşımızın ve aile yakınlarının Gazze'den Refah sınır kapısından tahliyesi için İsrail ve Mısır makamlarıyla temaslarımız sürüyor. Türkiye olarak gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda sürdürdüğümüz çözüm odaklı girişimlerimizi iki ana kulvarda yürütmekteyiz. Birinci kulvarda ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmelerinin engellenmesi için çaba sarf etmekteyiz. Aynı zamanda gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmemesi için de temaslarda bulunmaktayız. İkinci kulvarda ise iki devletli bir çözüm doğrultusunda kalıcı bir barışın sağlanması yönünde girişimlerimizi yoğunlaştırmaktayız. Bölgesel sahiplenme ve garantörlük mekanizmasının tesisini de öne çıkartmaktayız. Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler ve hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise, İsrail üzerinde nüfus sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara alan açabilecektir. Çatışmaların coğrafi olarak yayılmasının yanı sıra toplumsal ayaklanmalarında yaşanması ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Son gelişmeler Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşulmadan ne bölgemizde ne dünyada kalıcı bir barış ve istikrar tesis edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bunun tek yolu 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu nedenle iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaya devam edeceğiz. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de en güçlü şekilde sürdüreceğiz. İkinci yılını doldurmak üzere olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çabalarımızı 2023 yılında da hız kesmeden sürdürdük. Küresel ölçekte bir gıda krizinin önlenmesi için Karadeniz girişiminin yıl ortasına kadar kesintisiz devamını sağladık. Girişimin faal olduğu bir yıllık süre zarfında yaklaşık 33 milyon ton tahıl ürününün dünyaya ulaştırılmasına vesile olduk. Girişimin sonlandırılmasının ardından ise gıda piyasalarının istikrarsızlığa sürüklenmesini engellemek
ve savaşın Karadeniz'e sirayet etmesini önlemek için girişimin yeniden canlandırılması çalışmalarına da ağırlık verdik. Her iki ülkeyle işbirliğimizi, milli çıkarlarımızı önceleyen, aynı zamanda uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alan bir zeminde yürütmekteyiz. Bu bağlamda iki ülkeyle de iktisadi işbirliğimizde somut göstergelere de yansıyan mesafe kaydetmiş durumdayız. Rusya ile muhafaza ettiğimiz doğrudan iletişim kanallarından da istifadeyle savaşın adil barış temelinde sonuçlanması için çabalarımızı da sürdürmekteyiz. Savaşın başından bu yana taraflar arasındaki en üst düzeydeki görüşmelere ve en anlamlı ilerleme sağlanan müzakerelere ev sahipliği yapmış olan ülkemizin şartlar olgunlaştığında bu mahiyette görüşmelere yine ev sahipliği ve kolaylaştırıcılık yapma iradesi bakidir. Savaş uzadıkça ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız açısından ortaya çıkan sınamalar da giderek derinleşmektedir. Suriye dış politikamızın öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Suriye'de önceliklerimizi, ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi süreç temelinde kalıcı istikrarın sağlanması, terör unsurlarının sınırlarımızdan bütünüyle temizlenmesi, insani gerekçelerle kapıları açtığımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmesi ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi teşkil etmektedir. Bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda hem sahada hem de masadaki çabalarımızı 2023 yılı boyunca sürdürdük. Bu kapsamda Suriye rejimiyle İran ve Rusya Federasyonu'nun da katılımıyla angajman sürecini başlattık. Siyasi sürecin en önemli mekanizması olan Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında Suriyeli tarafları bir araya getiren Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması ve somut sonuç vermesini teminen devam eden çalışmalarda da yer almaktayız. Başından beri muhalefetle rejimin aynı masada müzakere ederek mutabakata varılmasının, ortak bir çözüm üretmesinin kalıcı sonucun anahtarı olduğunu söylemekteyiz. Suriye sahasındaki başlıca önceliklerimizden biri olan PKK, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere terör tehdidinin yok edilmesidir. Bunun için tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Maalesef bazı ülkeler DAEŞ'la mücadele kisvesi altında PKK, YPG terör örgütüne desteğini sürdürmektedir. Bunun stratejik bir hata olduğunu ve DAEŞ ile mücadelede meşru ortaklara güvenmelerinin esas olduğunu defaatle vurguluyoruz. Komşumuz Irak'la ikili ilişkilerimizi her boyutuyla geliştirme ve daha kurumsal hale getirme yönünde ortak siyasi iradeye sahibiz. Irak'ın olumlu bir gündem temelinde bölgesiyle bütünleşmesini desteklemekteyiz. Bu kapsamda stratejik önemdeki kalkınma yolu projesinde Irak'la birlikte çalışıyoruz. İkili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmayı, geçtiğimiz yıl 24 milyar doları aşarak rekor kıran ticaretimizi karşılıklı yarar ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. Irak'la aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için ilgili tüm taraflara gerekli mesajları veriyor ve gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Irak'taki PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi de hız kesmeden sürdürüyor, gerekli gördüğümüz güvenlik önlemlerini uygulamakta bir an için tereddüt etmiyoruz. Afganistan'da ise insani yardımlarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Bu ülkedeki durumun düzensiz göç, terörizm ve uyuşturucu ticareti gibi ülkemizin güvenliğini doğrudan ilgilendiren boyutları da bulunmaktadır. Bu bakımdan Taliban hükümetiyle pragmatik bir angajman sürdürmekteyiz. İran'la ilişkilerimizi ortak menfaatlerimiz temelinde her alanda geliştirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde İran Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyareti vesilesiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. toplantısını gerçekleştireceğiz. İran'la ikili ticaret hacmimiz için belirlediğimiz yıllık 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, uluslararası toplumun İran'la angajmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bağlamda nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma yolundaki atılan adımları da destekliyoruz. Türkiye komşu en önemli bölgelerden biri olan ve ülkemizi doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı Güney Kafkasya, dış politikamızdaki öncelikli konumunu 2023 yılında da korumuştur. Tek millet, iki devlet şiarı temelinde, müstesna ilişkilere sahip olduğumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Azerbaycan ile her alandaki dayanışma ve işbirliğimizi geçen bir yıl zarfında da daha da artırarak devam ettirdik.
Azerbaycan'ın Karabağ'daki 30 yıl aşkın süren işgali sona erdirerek egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde tesis etmesiyle Güney Kafkasya'da huzur ve refahın temini yönündeki tarihi bir fırsat daha da güçlenmiştir. Azerbaycan ile Şuşa beyannamesinde ifade edildiği şekilde her düzeydeki ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıdık ve uluslararası teşkilatlarda yakın işbirliğimizi sürdürdük. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların yeniden imarı ve ihyası da dahil olmak üzere Güney Kafkasya genelinde kalıcı barış ve istikrar çabalarında tam bir dayanışma içinde hareket ettik. Bu yakın işbirliği ve eşgüdüm Ermenistan'ın artık barışın bir paydaşı haline getirilmesi yönündeki girişimlerimiz bakımından da söz konusudur. Bu bağlamda Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın aynı yapıcı anlayışla karşılık vermesi gerektiği yönündeki tutumumuzu sürdürmekteyiz. Türkiye'nin Ermenistan ile yürüttüğü normalleşme sürecinde de Azerbaycan ile aynı işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmekteyiz. Güney Kafkasya'daki bir diğer komşumuz olan Dost Gürcistan ile ilişkilerimiz 2023 yılında da karşılıklı yarar temelinde gelişmeye devam etmiştir. Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı doğrultusunda Abazya ve Güney Ossetya ihtilaflarının bu ülkenin uluslararası tanınmış sınırları ve egemenliği çerçevesinde barışçı yollardan çözülmesini savunan ilkeli tutumunu sürdürmüştür. Jeopolitik sinemalar karşısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletilmesi önem arz etmektedir. Türkiye, AB üyeliği hedefine bağlılığını korumakta, her alanda işbirliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeye devam etmektedir. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin zaman zaman stratejik vizyon sergilemekten uzak olduğunu son olarak AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporu örneğinde görmüş bulunuyoruz. Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar, Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar görüşlü çıkar arayışlarına indirgenemeyecek kadar stratejik olduğunu göstermektedir. AB'den temel beklentimiz aramızdaki işbirliğine ve somut üyelik ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasıdır. Türkiye'nin bölgesel krizlerin ortasında bir istikrar ve refah aktörü olarak ağırlığı ve rolü bellidir. AB'nin katılım süreci de dahil tüm stratejilerinde bu rolü hesaba katması hem ülkemiz hem AB için kazançlı olacaktır. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60. yıl dönümündeyiz. Meselenin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşturmasının anahtarı, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Şayet bir müzakere olacaksa, bu iki toplum arasında değil, iki devlet arasında olacak. Müzakere masasına oturmadan önce iki tarafın da statüleri eşitlenecektir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda yaptığı hitaplarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması çağrısı yinelenmiştir. KKTC'yi bu yolda desteklemeyi ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmayı sürdüreceğiz. Diğer yandan Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimizi olumlu gündem temelinde samimi ve yapıcı bir diyalogla ilerletmeyi arzu etmekteyiz. Bunun yakın bölgemizde barış, istikrar ve refaha da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yunanistan'la ilişkilerimiz son dönemde karşılıklı sergilenen dayanışma diplomasisinin de yardımıyla olumlu yönde evrilmektedir. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmelerde pozitif gündemin geliştirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırarak mevcut diyalog mekanizmalarımızı yeniden canlandırdık. 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da düzenlenmesi kararlaştırılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. toplantısı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Batı Trakya Türk azınlığı ve 12 adalarda yaşayan soydaşlarımızın durumları öncelik verdiğimiz hususlardan biridir. Lozan Barış Anlaşması ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan eğitim, dini özgürlükler ve vakıfların yönetimi gibi alanlarda soydaşlarımızın haklarının korunmasının yakın takipçisiyiz. Parçası olduğumuz Balkanlarda yürüttüğümüz aktif ve kapsayıcı dış politika çerçevesinde tüm Balkan ülkeleriyle yakın temas halinde bölgede istikrar ve refahın tesisi ve korunması için çaba göstermekteyiz. Bölgede artan gerginliğin yatıştırılması,
bölgesel işbirliği ve siyasi diyaloğun güçlendirilmesi için karşılıklı üst düzey ziyaretler de gerçekleştirerek aktif şekilde çalışmaktayız. Bosna Hersek'te artan ayrılıkçı eylem ve söylemler ile Kosova-Sırbistan arasında dönem dönem tırmanan gerginliğin, bölgemizin barış ve istikrarına yönelik tehdit oluşturmasını engellemek üzere ön alıcı ve yapıcı politikalar izlemekteyiz. Öte yandan soydaş ve akraba topluluklarımız başta olmak üzere bölgedeki tüm halkların refah ve huzurunu artırmaya yönelik politikalar izlemeye de devam etmekteyiz. Balkanlardaki tüm kesimlerle geliştirdiğimiz diyalog kanallarından istifadeyle önümüzdeki dönemde de bölgede herkesin güvendiği barış ve istikrar odağı bir aktör olmayı sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, Avrupa Atlantik güvenliğinin yapı taşlarından biri olarak gördüğümüz NATO'nun güncel tehditlerle mücadelesinde yönlendirici roller üstleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 2022 Madrid Zirvesi'nin terörizm oturumundaki müdahaleleri ve bu konunun tarafımızdan NATO'nun tüm üst düzey toplantılarında takip edilmesinin tesiriyle terörizmle mücadelenin ittifakın gündemindeki görünürlüğünü artırmaktadır. Nitekim Temmuz 2023'teki Vilnius Zirvesi'nde ittifakın terörizmle mücadele gayretlerine yön verecek temel NATO belgelerinin güncellenmesi kararı alınmış ve bu yöndeki çalışmalar sürmektedir. Söz konusu zirveyi müteakiben Genel Sekreter Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atamıştır. Ayrıca ittifakın güneyinden neşet eden başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit ve sınamalara ilişkin olarak 2024 Washington Zirvesi'ne kapsamlı bir rapor sunulabilmesini için bir uzmanlar grubu ihdas edilmiştir. Ülkemizde bu sınırlı sayıda müttefikin bulunduğu bu grupta bir büyükelçimiz de temsil edilmektedir. ABD yönetimiyle yıl boyunca temaslarımıza devam ettik. Yaptığımız görüşmelerde Amerika'nın PKK-YPG ile yaptığı işbirliğinin, FETÖ'nün Amerika'daki varlığının ve tek taraflı yaptırımların müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını güçlü bir şekilde tekrar vurguladık. Amerika'nın milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen konulardaki yanlış tutumunu düzeltecek somut adımlar atması gerektiğini defaatle ifade ettik. Bu bağlamda F-16 tedarik ve modernizasyon talebimizin herhangi bir koşul ve sınırlama olmaksızın bir an önce sonuçlandırılması yönündeki beklentimizi her seviyede gündeme getirdik. Öte yandan ABD ile ortak çıkarlara sahip olduğumuz birçok bölgesel ve küresel meselede işbirliğine de devam etmekteyiz. Körfez ülkeleriyle stratejik işbirliğimizi üst düzey ziyaretler, ikili anlaşmalar ve yüksek düzeyli işbirliği mekanizmaları vasıtasıyla daha da ileriye taşımaktayız. Siyasi ilişkilerimize yaşanan gelişmelerin diğer veçelerde de olumlu etkileri görülmektedir. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke arasında toplam ticaret hacmi son 20 yılda 12 kattan fazla büyümüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri ve bu ziyaretler sırasında imzalanan anlaşmalar bu anlamda önemli bir adımı teşkil etmektedir. Yemen'de devam etmekte olan iç savaşa yönelik Yemen'in toprak bütünlüğünden yana bir yaklaşım izlemekteyiz. Ülkedeki insani ve siyasi krize çözüm çabalarımız diyalog ve arabuluculuk temelli olarak devam edecektir. Komşu coğrafyamız olan Kuzey Afrika ile ilişkilerimizde son bir yılda önemli ilerlemeler kaydettik. Mısır'la ilişkilerimizde karşılıklı büyükelçi atanmasıyla yeni bir döneme girildi. Mısır yönetimiyle anlayış birliği ve ortak irademiz çerçevesinde ilişkilerimizi karşılıklı temas ve ziyaretlerle çeşitlendirerek geliştirmekteyiz. İki ülke halkının ve bölgenin yararına olacak şekilde ticaret ve ekonomi başta olmak üzere işbirliği mekanizmalarımızı canlandırıyoruz. Afrika'daki halen en büyük ticaret ortağımız Mısır'la ticari ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl rekor değerlere ulaşırken firmalarımızın bu ülkedeki yatırımları da artmaya devam etmektedir. Cezayir ile ilişkilerimizde son 3 yılda kayda değer ilerleme sağladık. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin getirdiği ivme ile ilişkilerimizi güçlendirerek ilerletiyoruz. İşbirliği mekanizmalarından etkin biçimde yararlanarak ekonomik ilişkileri ve yatırımları karşılıklı yarar anlayışıyla artırmaktayız. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın bildiğiniz gibi yarın Cezayir'e bir devlet ziyareti olacak. Libya'da ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyacak ve kalıcı istikrarın tesisine imkan sağlayacak siyasi çözümün temini yönündeki çabalara aktif katkımız devam etmekte. Yüce Meclisimizin 2022 Haziran ayında 18 ay süreyle yenilediği yetkiyle
sahadaki denge ve sükunetin korunmasına, ülkenin yeni çatışmalara sürüklenmesine engel olmaya ve siyasi sürecin ilerleyebileceği ortamın devamına çalışıyoruz. Libya'nın doğu, batı ve güneyindeki tüm kesimlerle diyalogumuzu geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda yeniden faaliyete geçireceğiz. Bu yönde de karar alınmış durumda. Ülkede yaşanan afet sonrasındaki yeniden imar sürecinde de aktif rol aldık. Libya'da gelişim ve refahın önünü açacak kalıcı ve sürdürülebilir istikrarın ancak adil, hür ve muteber seçimlerle sağlanabileceğine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in seçim sürecinin uzlaşı temelinde ve uygulanabilir bir perspektifle sürdürülmesi yönündeki çabalarını destekliyoruz. Atayurdumuz Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerle ekonomiden enerjiye, eğitimden kültüre, ulaşımdan savunma sanayine, turizm, tarım ve sağlık sektörlerine pek çok alandaki yakın işbirliğimizi güçlendirme çabalarımızı yıl içinde de sürdürdük. Bölgedeki ilk 5 yatırımcı arasında yer almaktayız. Ticaret hacmimizdeki artış eğilimi de devam etmekte. Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesine ve Türk dünyasının birlikte daha güçlü kılınmasına yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Teşkilat bünyesinde İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu'nun kurulması ve afetlerle ortak mücadele için sivil koruma mekanizmasının hayata geçirilmesi kararları son bir senedeki somut adımlarımızdan sadece bazılarıdır. Dış politikamızda özel bir yere sahip olan Afrika kıtasındaki ülkelerde son derece itibarlı bir konumda olan ülkemizin barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. 2005 yılında Afrika Birliği'ne gözlemci üye olan ülkemiz, 2008 yılındaki zirvede kıtanın stratejik ortağı ilan edildi. 2013 yılında ilan ettiğimiz Afrika ortaklık politikamızı başarıyla sürdürmekteyiz. G20 üyeliğini desteklediğimiz Afrika Birliği'nin Yeni Delhi'de bu yıl yapılan zirvede üyeliği kabul edilmesini de memnuniyetle karşıladık. Değişen küresel dinamikler çerçevesinde vizyoner bir anlayışla hayata geçirdiğimiz Latin Amerika ve Karayipler açılım politikamız meyvelerini vermektedir. 18 büyükelçiliğimizde en geniş diplomatik ağa sahip bölge dışı ülkelerden biri olmakla kalmayıp Türk Hava Yolları seferleri, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla Latin Amerika ve Karayipler'de etkin varlık göstermekteyiz. Latin Amerika açılımımız, aradan geçen 25 yılı aşkın süre içerisinde tesis edilen güçlü zemin ve kurulan bağlar temelinde daha da verimli bir evreye geçme aşamasındadır. Bölgeyle ilişkilerimize ivme kazandırarak daha sistematik bir ortaklığın tesisini ve açılım politikamızı karşılıklı güven temelinde Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler ortaklık politikasına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Asya ülkeleriyle uzun geçmişe dayalı ilişkilerimizi karşılıklı yarar ve ortak öncelikler temelinde geleceğe taşımak üzere başlattığımız yeniden Asya girişimi 4. yılını doldurdu. Girişimin ilk aşamasındaki hedeflerine ulaşmış durumdayız. Çok sayıda kıta ülkesiyle işbirliğimizin kapsamını genişlettik, ikili işbirliği mekanizmalarını canlılık kazandırdık. İlişkilerin ahdi çerçevesini güçlendirmeye de devam etmekteyiz. Kıymetli milletvekilleri, güvenlik alanında dünya genelinde ve coğrafyamız özelinde artan kırılganlıkların terör örgütleri için fırsatlar sunduğunu biliyor ve terörizmle mücadele stratejimizi sahada ve masada bu anlayışla yürütüyoruz. Terör örgütleri etki alanlarını genişletmekte ve faaliyet kapasitelerini teknolojik gelişmeleri de kapsayacak şekilde zenginleştirmektedir. Terörizmin sınır aşan ve dönüşen bir tehdit olduğunu bilinciyle bu alanda uluslararası işbirliğini ikili ve çok taraflı girişimlerimizle güçlendirmek üzere çalışmalar yürütmekteyiz. Gerek ülkemize gerek bölgemize yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturmaya devam eden PKK-YPG terör örgütüyle mücadelemizde üçüncü taraflara uyarılarımızı yapıyor ve gereken adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. FETÖ'nün yurt dışı faaliyetlerini yakından takip ediyor ve bu terör örgütünün aynı zamanda bir istihbarat ve suç şebekesi olduğu gerçeğini muhataplarımıza aktarıyoruz. DAEŞ'le mücadelede ülke içinde ve dışında önemli operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Örgütün Afrika'da artan faaliyetleri ve Afganistan'daki varlığını da uluslararası aktörlerle işbirliği halinde takip ettiğimiz gelişmeler arasında yer almakta. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde diplomatik girişimlerimizi aralıksız sürdürüyor, terörizmin her biçim ve tezahürüyle aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Sayın Bakanım, ilave süre ekleyeceğim. Buyurun lütfen, devam edin. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar etkin çok taraflılığa duyulan ihtiyacı çok net bir biçimde gözler önüne sermektedir. İstanbul'un New York veya Cenevre gibi çok taraflı diplomasinin başkentlerinden biri haline getirilmesi vizyonumuz çerçevesinde 12 Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun İstanbul'da bölgesel ve küresel mevcudiyet tesis etmesini sağladık. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde de artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm bunları yaparken Birleşmiş Milletler'in eksikliklerini, aksayan yönlerini de en sık ve en güçlü şekilde dile getiren ülkeyiz. Son olarak İsrail-Filistin bağlamında yaşanan gelişmeler karşısında BM Güvenlik Konseyi'nin gösterdiği atalet, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın her köşesinde yankı bulan Dünya Beşten Büyüktür çağrısının haklılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Daha demokratik, şeffaf, etkin, hesap verebilir ve temsil niteliğine haiz bir Güvenlik Konseyi hedefi doğrultusunda reform çağrımızı yüksek sesle dile getirmeyi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizi 2023 yılında da tüm gücümüzle ve kapasitemizle sürdürdük. Konsolosluk hizmetlerine getirdiğimiz yeniliklerle yurt dışında yaşayan vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikle hizmet sunan ülkelerin başında gelmekteyiz. Dış temsilciliklerimizle vatandaşlarımıza 70'i aşkın türde konsolosluk hizmeti sunmaktayız. Bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiğimiz konsolosluk işlem sayısı 3 milyona yaklaştı. Temsilciliklerimize uzak olan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla başlattığımız uygulama çerçevesinde 2023 yılında 62 gezici konsolosluk hizmeti verildi. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sağlık ve esenliğinin korunması temel önceliğimizdir. Pandemi döneminde 142 ülkeden vatandaşlarımızın ülkemize dönüşü sağlanmış, Libya, Yemen, Afganistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan başarılı tahliye operasyonları hatırlayacağınız gibi gerçekleştirmiştir. 2023 yılında Sudan'dan 421 yabancı ülke vatandaşı olmak üzere toplam 2434 kişiyi ülkemize tahliye ettik. Son olarak yerel makamlardan alınan özel izinle düzenlenen Türk Hava Yolları seferleriyle Nijer'den 54 Türk vatandaşı ve 169 yabancı ülke vatandaşının ülkemize naklini sağladık. Gazze'deki tahliye çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Diğer taraftan bulunduğu ülkelerdeki tedavilerinin yapılması mümkün olmayan 121 kişi temsilciliklerimizin koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla ülkemize getirilerek ileri tedavi imkanlarına kavuşturuldu. Büyük başarı gösterdiğimiz başka bir alanda yurt dışında kurduğumuz sandıklar aracılığıyla vatandaşlarımızın seçimlere katılımını temin etmemiz oldu. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilciliğimizle ve 16 şehirde 167 noktada sandık kurduk. Konsolosluk hizmetlerimizin kapsamını genişletmenin ve etkinliğinin artırmanın yanı sıra vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın ülkemizin şefkatli gücünü hissetmelerini sağlamak için çalışmaktayız. İslam düşmanlığının tüm dünyada özellikle de Avrupa ülkelerinde ürkütücü bir boyuta ulaştığını görmekteyiz. Sorun ulusal ve uluslararası düzeyde acil tedbirler alınmasını gerekli kılıyor. 2023 yılında Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kutsal kitapların tahkil edilmesini, dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlayan kararlar kabul edilmesinde öncü rol oynadık. Tüm uluslararası platformlarda İslam karşıtlığıyla mücadeleye dair girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla etkin ve çok boyutlu mücadele edebilmek, güçlü bir diplomatik teşkilata sahip olmayı gerektirmektedir. Bu anlayışla bakanlığımızın dış teşkilatını genişletmeyi ve kuvvetlendirmeyi sürdürüyoruz. Bugün dünyada en geniş dış temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli milletvekilleri, bakanlığımızın dünya ölçeğinde bir dışişleri bakanlığı olması için gereken fiziki koşulların iyileştirilmesi, personel ve teknoloji alanlarında da çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Türkiye yüzyılında dijital çağın sunduğu imkanlardan yararlanarak teşkilatımızın ve vatandaşlarımızın yeni boyutlar kazanan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önem atfediyoruz.
siber uzay, yapay zeka ve kuantum gibi çığır açan ilerlemeler konusunda uluslararası alanda cereyan eden gelişmeleri de yakından takip etmekteyiz. Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği bu dönemde Dışişleri Bakanlığı olarak kurumsal yapımızı ve teşkilatlanmamızı güçlendirmeye, fiziki imkanlarımızı ve teknik altyapımızı iyileştirmeye odaklandık. Bilgi teknolojileri altyapımızı çağın gerekleri doğrultusunda gözden geçirerek gerekli iyileştirme ve yenilemeleri yapmaktayız. Kurumumuzun işleyişine ve verimliliğine önemli katkı sağlayan bu çalışmalarla hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda dışişlerinin milli güvenliğimizin nüvesi olması itibariyle bilgi güvenliğimizle garanti altına alan siber güvenlik tedbirlerini almaktayız. Etkin dış politikamız ve temsilcilik sayımızdaki artış çerçevesinde nitelikli personel ihtiyacımızı karşılamak üzere diplomatik kariyer memuru alımlarına da devam etmekteyiz. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu şiarıyla sürekli yenilik ve rakiplerimizden bir adım önde olma arayışımızı da sürdürmekteyiz. Dış temsilciliklerimizin dünyanın her yerinde ülkemizin itibarına yakışan fiziki koşullarda vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmelerini teminen misyon binalarımıza tadilat ve yenilemeler gerçekleştirmekteyiz. Sayın milletvekillerimiz, bakanlığımıza tahsis edilen bütçeyi dış politika vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin menfaatlerinin yanı sıra yurt dışında vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının en etkin biçimde korunması amacıyla tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkili bir şekilde kullanmaktayız. 2022 yılı kesin hesabına göre bakanlığımıza 7,5 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde aktarılan ilave 3,5 milyar TL ile toplam ödeneğimize 10,9 milyar TL'ye vali olmuştur. Yıl sonu harcamamız 10,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla etkin kullanılan bütçemizin gerçekleşme oranı %99,95'tir. Bakanlığımızın 2022 yılına ait kesin hesabı mali mevzuatta öngörülen formatta ayrıntılı olarak hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmiştir. Kesin hesap cetvelleri bir kitapçık olarak da komisyon bilgisine sunulmuştur. Harcamalarımızın denetimi konusunda Sayıştay Başkanlığımıza yakın işbirliğini sürdürüyor. Bakanlığımızın çalışmalarına olumlu katkı sağlayan bulgular birimlerimizce dikkatlice incelenmekte ve ilgili kurumlarla bir istişare gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede ilave mevzuat ve idari çalışmalarımız sonucunda bulgu sayıları önemli ölçüde azalmıştır. Nitekim Sayıştay'ın 19 Eylül'de bakanlığımıza ulaşan 2022 yılına dair denetim raporunda iki bulgu yer almaktadır. Bu iki bulgudan biri mevzuatla ilgili olup, diğeri ise yurt dışında yaşanan tahliye, iç karışıklık, siyasi krizler gibi olağanüstü koşullardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu bulgularla ilgili mevzuat çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayıştay'la bir istişare gerçekleştirmektedir. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi ile de bakanlığımıza 31,4 milyar TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir. Bütçemizin yaklaşık %55'i yurt dışı teşkilatımızın harcamaları için kullanılmaktadır. %31'i ise uluslararası kuruluşlara katkı payı ödemelerimiz ile yurt dışındaki öğretmen, okutman ve din görevlileri maaşları için harcanmaktadır. Buna ilaveten yüklendiği görevler çerçevesinde 4,2 milyar TL'si ulusal ajans ve AB programlarına katılım olmak üzere AB başkanlığı içinde toplam 4,6 milyar TL tutarında bütçe teklifi komisyonunuzun onayına sunulmuştur. Türk Akreditasyon Kurumu'nun 2024 bütçe teklifi olan 266 milyon TL ödenek de onaylarınıza sunulmuş durumdadır. Dış politika vizyonumuz temelinde hazırladığımız 2019-2023 stratejik planımızda bu harcamaların hangi amaç ve hedeflere ulaşmak için kullanılacağı açıklanmıştır. Bakanlığımızın 2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmaları da tamamlanmıştır. Yeni stratejik planımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yürütülen değerlendirme süreçleri tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca 2024 yılı performans programımız ve 2022 yılı idare faaliyet raporumuz da komisyonun bilgisine sunulmuştur. Kıymetli milletvekilleri, dünyanın içinden geçtiği konjonktür ve bulunduğumuz coğrafya itibariyle zorlu bir yıl daha bizleri bekliyor. Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 2024 yılında tüm dünyada sınamaların artarak devam edeceğini öngörmekteyiz. Asya coğrafyasında ABD-Çin rekabeti, Çin'in dünya aktörü olma yönündeki farklı alanlarda nüfuzunu artırma girişimleri, Amerika'daki seçimler, Avrupa Birliği'nin genişleme ve reform çabaları,
Afrika'da artan istikrarsızlık, yeni konvansiyonel savaş alanları, dondurulmuş krizler 2024 yılında da yakından takip edeceğimiz başlıklardan bazılarıdır. Sayın Bakanım, süreniz dolmuştur. İlave süre açıyorum. Lütfen toparlayın. Buyurun lütfen. Son sayfayı okuyorum. Yapay zeka, kuantum ve büyük veri analizi gibi gelişmeler, uzaydaki rekabet, siber uzaydaki gelişmelerde dijital diplomasi ve dış politika alanında yakından takip edilecek ana konulardan olacaktır. Ülkemiz güçlü bir bölgesel aktör olarak dış politikada öne çıkmaya devam ettiği sürece uluslararası güçlerle rekabetin şiddeti de malumunuz artacaktır. Her anlamda hazırlıklı ve donanımlı olmalı, yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Sizlere kısa bir kestini sunduğum faaliyetlerimizi önümüzdeki yılda 2024 yılı performans programımız ve yeni stratejik planımız doğrultusunda hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm plan ve bütçe komisyonu üyelerimize destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.